Selamünaleyküm. Bu haftaki peraşamız R.E. E peraşası. Aynı zamanda da R.E. E elul İgiya. R.E. E kelimesinin baş harfleri olarak işte bakın ayı geliyor anlamında. Bizler peraşaların genelde paragraf başları ve pasuk yani cümle, ilk cümleleriyle başladığını gözlemleriz. Fakat R.E. E peraşasına bakıldığı zaman 11 paragrafın 26. pasuğundan başlamakta. Neden özellikle ara verilerek başka bir peraşa ismi verilip bu farklılık gerçekleştirilmiştir? Rabiler bunun üzerinde özellikle durmaktalar. Bunu anlayabilmek için bir hafta önceki okumuş olduğumuz ek peraşasının son pasuğuna bakmamız gerekiyor. Lo yityatsev iş bifnehem. Kimse önünüzde çok duramayacak. Bahtehem muarahem. Yani korkunuz, onlara saçacağınız saygı ve aynı zamanda korku Tanrı tarafından size verilecek. Alpenekol ares aşatidri huba. Yeryüzünde bulunduğunuz her yerde kaşer diberlehem. Size söz verdiğim gibi. Yani biz millet olarak aslında diğer insanlara özellikle hem saygı hem de korku açısından önem taşıyan bir durum oluşturacağız. Ve bunun da Tanrı tarafından bize, verilmiş olan bir hediye olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki neye bağlı bu olay? İşte o yüzden bu peraşa ortadan başlıyor. Diyor ki re anuhi noten ayom. Yani bakın diyor anuhi noten Yani bütün bu diğer toplumlar önünde onların gözünde bulunduracağınız durum sadece ve sadece anuhi. Yani bize bağlı. Biz eğer olayı gerçekleştirebilirsek bu beraha kaşar diberlahem size söz verdiğim üzere gerçekleşecek diyor Moşara Ama eğer berahayı olması gerektiği gibi yani tora ve emirleri gerektiği gibi yapmadığımız zaman sorumluluğun sadece sadece bizde olacağını çok açıkça vurgulamakta. Hatta bu da anlatılan bir diyaloğu şöyle aktarıyor Rabiler. Bir öğrenci öğretmeninin yanına giderek elinde ne olduğunu sorar. Çocuk Amore'sine bu soruyu sorduğu zaman Amore ona hemen bir kelebek var. Kelebek saklıyorsun elinde diye tahmin eder. Peki der çocuk ki öğretmeni Amore'yi aslında yenmek istiyor. Onun yanlış yaptığını göstermek istiyor. Peki diyor elindeki kelebek canlı mı ölü mü? Ama Rüşele çocuğa bakar der ki akıllı oğlum der. Eğer ben sana kelebek canlı dersem sen onu avucun içinde sıkacak ve öldüreceksin. Ben eğer kelebek ölü dersem sen avucunu gevşeteceksin ve kelebeğin uçmasını sağlayacaksın. Bu da bizi aslında özellikle Elul İgiya yani Roşaşan'a ve Kipur'a yaklaşmakta olacağımız bu süreçte her şeyin anohi bize ait olduğunu ve bu bize ait olan durumda da sonuçların sadece sadece bizim tarafımızdan karar verileceğini de çok açıkça görmekteyiz. O yüzden re anuhi noten lifnehem ayom. Bakın diyor bugün önünüze koyduğum yol aslında sizin tercih ettiğiniz yol. Siz en iyisini seçerseniz hayat ve kayıtlar Roşana burada o şekilde şekillenecektir. Eğer siz benim tasvip etmediğim yolu seçerseniz o zaman sonuçlar da o şekilde değerlendirilecektir. Ve o yüzden Rabiler Elul İgiya yani Elul ayının gelmesiyle beraber bizim de kendi hayatımıza çeki düzen vermeyi özellikle de sedaka, mitzvot yani emirler ve masim tobim güzel eylemlere her daim fırsat vermemiz gerektiğini biraz daha hatırlamaktayız. Hepimize şabat şalom ve hodeş tov.